Kerem, Mertens ve Halil'den geldi goller. Galatasaray 3-0'lık avantajı Slovenya'da ilk maçta yakaladı. İlk yarıda maçın başında belki verilen birkaç pozisyon var ama hani bu birkaç dakikayı saymazsak tamamen Galatasaray'ın hakimiyetine devam eden bir oyun. Hem ilk yarıda hem ikinci yarıda beklenenin aksine aslında Galatasaray Slovenya'dan hem avantajlı hem de çok rahat bir skorla dönüyor. Hemen sıcağı sıcağına da şöyle genel maç yorumlarını alayım. Zeki abi senden başlayalım. Yani böylesine kötü demeyeyim de hani kalibre olarak oynadığın futbolun ya da kadronun altındaki takımlara karşı oynamak daha da zordur. Çünkü senin oynadığın oyuna karşılık veremeyen bir takım, işte oyunu bozmaya, oyunu seni durdurmaya yönelik hamleler yapmaya çalışan takımlara karşı zordur. Ama Galatasaray oyun hep güzelleştirdi, hep pozitif tarafından baktı. Ne savunma yaptı, ne sert oynadı, ne de işte riske girdi. Sadece ne yaptı? Rakibin gücünü bildi. İlk 5 dakikada zaten ortaya çıktı. Az önce dediğin gibi o oyunun başında etkili geldiği ilk atak oldu ama ondan sonra Galatasaray sazı eline aldı. Çok rahat bir şekilde zaten kadrodaki o milyon euroluk ayakların sahaya verdiği güçle, enerjiyle birlikte rakibi kalesinden uzak tutup net gol pozisyonu vermeden gollerini attı. Çok da yormadı kendini. Bir taraftan da Okan Hoca oyuncuları hem turu geçmek hem Şampiyonlar Ligi'ne kalmayı hedeflerken diğer taraftan da takımı lige hazırlıyor. Bir idman maçı gözüyle de bakabilirsin ama Galatasaray her maç üzerine koyuyor. Bu önemli. Gol yemedi. Bu da önemli. Pozisyon vermemesi önemli. Tabii ki az önce unuttuğumuz bir isim vardı. Ahmet Hocam hatırlattı. Kerem Demirbay. Çok çok önemli bir isim. Ben bu sene ilk 11'de, epey ilk 11'de oynayacağını düşünüyorum. Daha gelecek mutlaka işte Raşit'si olabilir. Torreira'nın yanına Parades olabilir. Yani Parades olabilir derken Parades de hala ilişkileri sıcak tutuyorlarmış. Yani olur ya da olmaz. Sonuçta takımıyla anlaşmışlardı biliyorsun Paris Saint-Germain cephesiyle. Evet, o konuda bir anlaşma hala var. Oyuncuyla da herhalde oyuncunun kafasında hani beklediği takım nedeniyle Galatasaray'ı oyaladığı söyleniyordu. O teklifi alamadı herhalde. Şu anda Galatasaray'a daha bir sıcak bakmaya başlamış. Belki o transfer de olacak. Galatasaray işi şansa bırakmak istemiyor. Şampiyonlar Ligi'nde gidebildiği yere kadar gidecek. Yani bana göre Şampiyonlar Ligi'ne kaldı. Oradan grupta da iyi sonuçlar almak istiyor. Sonrasında Avrupa şampiyonluğu birinci hedefi bu sezon. Bunu başkan söylüyor, teknik direktör söylüyor, Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur söylüyor. Bu çok güzel bir şey. Yani her yıl şampiyonluk var. Madem böyle üzerine koyuyor Galatasaray, Avrupa'da bir şampiyonluğu daha neden getirmesin? Tabii ki yani şu anda güzel bir yolda ilerliyor Galatasaray. Tabii. Ve gerçekten de önemli bir skor avantajıyla İstanbul'a dönecek. Tur tur yine de gitmekte fayda var. Yani ben de tabii, Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nde görüyorum ama tur tur gitmekte fayda var. Ahmet Hocam senden de genel bir maç değerlendirmesi alayım. Ben Galatasaray'ı geçen haftaya göre çok gelişmiş gördüm. Hem fiziksel yönden hem mental yönden ne istediğini bilen, bugün rakibi de iyi analiz etmiş, nasıl oynadığını, oynaması gerektiğini bilen bir takım vardı. Futbolcular da hem Şampiyonlar Ligi'nde olma hedefiyle hem de takım içinde özellikle o pozitif rekabet sonrası ilk 11'de formalarını garantileme düşüncesiyle son derece disiplinli oynadılar. Çok iyi mücadele ettiler. Galatasaray'ın oturmuş bir oyunu var dediğimiz oyunu bugün oyunun genelinde sahaya yayan bir Galatasaray vardı. O yüzden galibiyeti hak eden, bu farkı da hak eden bir takım izledik. Galatasaray'da artık her şey yoluna girdi ama daha işin başında takım. O yüzden Şampiyonlar Ligi'ne kalma, lige iyi başlama bir tarafa. Ben artık bir an önce transferlerin de tamamlanmasının Galatasaray adına çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir orta saha bir de stoperin alınıp Galatasaray'da artık transferi kapanmış bir şekilde bütün konsantrasyonunu lige ve Şampiyonlar Ligi'ne
vermesinin zamanı geldi. Bu arada bu galibiyetle birlikte de Türkiye UEFA ülkeler sıralamasında 11. sıraya yükseldi. Onu da söyleyelim. İskoçya, İsviçre, Avusturya hani çekiştiğimiz ülkeler şu anda bu ülkeler bu galibiyet de önemli ki Fenerbahçe'nin Zimbur karşısında iki maçta kazanması, Beşiktaş'ın Tiran karşısında iki maçta kazanması, Adana Demirspor'un bir galibiyet, bir beraberlik turu geçmesi, yine Galatasaray'ın Jalgiris'e karşı bir beraberlik, bir galibiyet turu geçmesi. Burada gelen galibiyet inşallah devamında diğer takımlarımız Perşembe tarafından... Şu an yükseldik ve hemen girdiler mi? Listeye yazdılar mı onu? Evet hocam şu anda 11. sıradayız. Onu söyleyeyim. Ama tabii oynanmamış maçlar da var. Rakip oynamadı. Rakiplerimizin oynamadığı maçlar da var. Bugünkü maçtan yani sadece 250 maç puan fazlasıyla denilir ya puan tablosu için. Yani onun gibi bir durum diyelim. Bak yani. Slovenlerin Emre Kaplan'ı görmek ister misin? Benzemiyor ya. Emre daha yakışıklı. Nasıl benzemiyor? Yok Emre çok daha net. Emre kesinlikle daha yakışıklı da. Bak onların da Emre Kaplan gibi muhabirleri var aslan gibi ama mutsuzlar. Az önce söylemeyi unuttum onu da söyleyeyim. Maçtan önce Okan Hoca duran toplara çalıştık demişti. Duran topta Galatasaray 3 gol buldu ama 2 tanesi sayılmadı. Yani duran toptan da gol buldu Galatasaray. Etkili kullandılar duran. Kaan Ayhan'ın en son Kerem'in de şutu zaten. Da belli çalıştılar demek ki Kaan Ayhan böyle vuruşlar yapıyor ki topun başına geçti. Sevgili Zeki, bütün takımlarımız duran topları çok iyi çalışıyorlar. Geçen haftaki maçlara bakalım. Beşiktaş ilk gol duran top. Evet. Adana Demirspor 2 golde duran top. O yüzden ligimizde de artık teknik adamların her geçen yıl takım üzerinde, oyun üzerinde katkılarının daha fazla olduğunu görmeye başladık ki bu da çok olumlu bir gelişme Türk futbolu adına. Peki şimdi dediğim gibi yani sonuçta maç fazlasıyla da olsa bu güzel haber. İsviçre'yi geçtik. Şimdilik İsviçre'nin 5 temsilcisi vardı. 4 yoluna devam ediyor şu anda. Biz 4'te gidiyoruz. Avusturya'yı da geçmeye yakınız ama Avusturya şu an 5'te 5'te gidiyor. Onun önünde de İskoçya var. Zaten ilk onun içerisine girebilirsek inşallah bu eleme turlarında bu kadar sık maça çıkmayacağız. Sezonu erken açmayacak takımlarımız onu söyleyelim. Bu sene ama ben iyi bir yerde bitirmemizi bekliyorum hocam bu anlamda. Mutlaka takımlarımız bakın ekonomik zorluklara rağmen bence çok iyi transferler yaptılar. Çok güçlü kadrolar oluşturdular. Kaldı ki belki Beşiktaş taraftarı biraz yönetimine sitem ediyordu ama onlar da transferlere devam ediyorlar. Bugün de çok olumlu bir gelişme oldu. O yüzden ben bir defa Adana Demirspor'un bu turu geçmesini bekliyorum. Bir sonraki turda Olympiakos var. O çok zor bir maç olacak. Evet, Genk ya da Olympiakos. Yani büyük bir ihtimalle Genk de gelebilir hocam, belli olmaz. Öyle mi? Ben Olympiakos'un geleceğini düşünüyorum. Onun dışında üç büyüklerimiz yollarına mutlaka devam edecekler. Bu iyi kadrolarda bizi direkt Şampiyonlar Ligi'ne takım gönderebileceğimiz bir seviyeye mutlaka taşıyacaktır. İnanıyorum ona. Kesin. Önemli olan noktalardan birisi de oydu. Serkan abi senden de bir maç yorumu alayım. Tabii önemli olan biz de burada hani öyle yapmadık da tabiri caizse arkamıza yaslanarak maçı rahat takip ettik. Bu önemliydi dediğin. Galatasaray taraftarı çünkü şu ana kadar izlediği maçlarda biraz endişelendi. Hele hele en endişe verici olan taraf, hani benim aklımda kalan en keskin cümle, ya bizim ligi 13. bitiren kadrodan 7 futbolcuyla oynadık. Mesela bu çok, hani ligi 13. bitiren kadrodan 7 futbolcuyla oynadı Galatasaray. Bir önceki turda. Sen söyledin. Evet, işte mesela çok dehşet verici bir cümle tabii, bu. Tabii tabii. Yani en moral bozucu cümlelerden birisiydi bu. Fakat ben bugün özellikle Barış Alper'in geçen haftaki bir önceki maçtaki performansının hayli üzerine çıkmasından çok memnun oldum. Torreira'nın yokluğunda hatta bence Kerem Demirbay'ı da artık eksik sayabiliriz oynamadığı için. Çünkü Galatasaray'ın oyuncusu çok önemli bir orta saha oyuncusu. Evet. Demirbay'ın yokluğunda çok önemli bir galibiyet aldığını düşünüyorum. Okan Buruk bence çok cesur bir teknik adam. Bugün bir kez daha bunu ispatladı. Ben ve benim gibi düşünen, ya acaba biraz daha mı temkinli olsak 0-0 da şahane sonuç falan diye düşünenleri mahcup edecek kadar cüretkar, açık, net bir tavırla oynattı takımını. Ve çok net bir skorla da deplasmandan ayrıldı. Ben buradan sonra hani yapıcı anlamda olumsuzluklara dikkat çekmek istiyorum. Yani yapıcı olmak adına Galatasaray'ı
zorlu bir yıl bekliyor. Galatasaray'ın tartışmasız en önemli hedefi Avrupa'da başarı. Galatasaray'ın tartışmasız Avrupa'da başarı deyince aklına gelen ilk şey Şampiyonlar Ligi. O marşı dinlemek, dinletmek ve orada başarılı olmak. Tabii ki. Dolayısıyla Galatasaray'la ilgili şu tespiti tekrar tekrar yapacağım. Galatasaray şu anda TET'te geldi mi? Zaniolo gitti mi? Ya Zaha ne zaman oynar? Falan diye konuşurken Kerem'in, Barış Alper'in hatta Yunus'un performanslarını da izleyerek ya aslında 3 kulvar için çok çok ciddi genişlikte bir kanat forveti rotasyonuna sahip olduğunu gördü. Peki aynı şeyi orta saha için söyleyebiliyor muyuz? Yok. Yok. Şimdi, ve savunma için. Evet. Bu kadar kritik bir anda şimdi artık Galatasaray'ın 3-0 deplasmanda kazanıp önümüzdeki hafta yani bence formaliteden oynayacağı rövanş maçını tabii ki ciddiye alacaklar. Tabii ki oynayacaklar ve tabii ki gene galip gelecekler. Ve o statla tıklım tıklım da olacak göreceksiniz. Kesinlikle, kesinlikle. Şimdiden iddia ediyorum. Aynen. Şimdi işte biraz daha artık şeye transfere odaklanmalı. Diyordum ya ben ya ne transferi artık transfer gündeminden çıksın Galatasaray sağ için odaklansın. İşte şimdi şunu düşünsün. Tete mi? Raşitsa mı? Ne alaka ya? Zaniolo gitse bile işte kim satılabilir? Yunus Akgün satılsa bile Galatasaray'ın önceliği bence orta sahadır. Bir de stoper. Bir de stoper. Tabii. Hatta belki stoper orta sahadan da öncelikli Ahmet Hocam için. Şunu da söyleyeyim yani benim ama için bugün mutlaka. Bence de. Benim için de öyle. Hocam size stoper konusunda sözü bırakacağım ama şunu söyleyeyim çünkü bu benim biraz garip, enteresan bulduğum bir mesele, konsantrasyon meselesi. Bugün mesela sosyal medyada iki Galatasaray taraftarının diyaloğunu gördüm. Birisi aynen Serkan abi gibi şey dedi. Ya dedi sen bırak şimdi transferi, bak bugün maç ver, bugün hiçbir şey konuşmayacağız dedi. Aynen, doğru. Doğru ama şöyle yani şimdi buna konsantre olacak taraflar, yönetim ya da futbolcular. Şimdi taraftar çünkü her zaman transferi konuşur. Yani ama takım bundan etkileniyor. Evet. Ya takım işte takımın içindekiler zaten konsantre olacak. Yoksa taraftarın konsantre olmasıyla bu konuda değişecek bir şey yok ki. Taraftar yani taraftar için, bu arada sadece Galatasaray taraftar değil, ülkemizdeki diğer kulüpler değil, dünyadaki her taraftar için transfer en özel şey. Futbolun içinde bunu kabul edelim yani. Yani. Şimdi bakın, bizde birçok şeyi sosyal medya yönetir hale geldi. Bizde birçok şeyi taraftar yönetir hale geldi. Yani bizim taraftarımız tabii ki transferi düşünsün, konuşsun. Ama taraftarımız günün birinde ya benim transferim sezon başladığında bitmeli noktasına geliyorsa bence o zaman kulüpler için en doğru baskı oluşturulur. Türk futbolu o zaman gelişir. Çok samimi söylüyorum. Biz hala transferi konuşuyorsak 4 gün sonra Galatasaray'ın zorlu bir Kayseri deplasmanı tabii var. Tabii lig başlıyor. Sen farkına varmadan 2 tane kötü sonuçla lige başlar da rakiplerin 2 galibiyet alırlarsa onların 5-6 puan daha ilk 2-3 haftada öne geçmesi demek ligde senin apayrı zorluklarla karşılaşman anlamına gelir. O zorluklar da belki sana bütün sezonu bile kaybettirebilir sevgili Ömer. Çünkü Şampiyonlar yani Ligi'nde de çok zor aralar zamanlar olacak. Yani bu işin şakaya gelir tarafı yok. Şampiyonlukta özellikle büyük takımlarımız sağ dışında bile şu an yarışı başlatmış durumdalar. Bakın diyoruz ki ya Tete gelirse Galatasaray gol çalım atmış olacak mı olmayacak mı? Bunlar hep sağ dışı şampiyonluk yarışının örnekleri. O yüzden takım, teknik heyet veya profesyonel görevi olan insanların hepsinin tamamıyla görev bilincinde olmaları lazım. Onlara en büyük desteğin de taraftardan gitmesi lazım. Taraftar işi ciddiye alıyorsa takım otomatikman ciddiye alır. Yalnız o stoper noktasını gerçekten konuşmak gerekiyor. Yani Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne muhtemelen kalacak ama Nelson Abdülkerim oynasa bile Şampiyonlar Ligi grup maçlarında yani taraftarın içinin o anlamda çok rahat olacağını düşünmüyorum. Aslında Galatasaray'ın girişimleri var zaten. O yaklaşık 15-20 gündür stoper ile ilgili çalışmaları var. İşte durup dururken Ramos ismi gündeme gelmedi. En son Trabzonspor'dan ayrılan Vitor Hugo konusunda Bahia'yla bir görüşme yapmışlar. Belki Vitor Hugo'yu transfer ederler. Belli olmaz yani. Türkiye'yi bilen iyi bir stoper. Çünkü annesinin rahatsızlığı nedeniyle gitmişti biliyorsun. Zorunluluk nedeniyle. Türkiye'ye dönmek istiyormuş bildiğim kadarıyla. Şu olabilir hatta mi? Trabzonspor kiralık bir teklif. Kiralık olarak gelir misin? Hani Hugo'ya değil öyle mi? Bir teklifte bulunduğunda kulübü kabul etmemiş kiralık teklifini.
Hatta geçenlerde Beşiktaş'ın da sorduğu, şartlarını yazıldı, sorduğuyla ilgili bir bilgi gelmişti. Yani Galatasaray'ın bir arayışı var ama kaliteli bir stoper alacaklar sonuçta orada. Çünkü sakatlığa da müsait bir mevki biliyorsun, stoper hat. Doğru, yani diyelim Nelson sakatlandı, Abdülkerim sakatlandı, Şampiyonlar Ligi'nde maçın var. Orada yani aynı özellikte, aynı kalitede stoperlerin olması lazım. Fenerbahçe'de mesela o hat çok zengin. Zengin, doğru. Yani Galatasaray'a baktığında hani orası ihmal edilmiş gibi duruyor. Evet, şunu iyi bekliyor olabilir mi yönetim? Eylül'ün başında Avrupa'nın 5 büyük liginde transfer olabilir, kapanınca oradan iyi bir ekleme. Zaten transferin son gününde Galatasaray'ın nasıl transferler yaptığını geçen yıl gördük. 5 oyuncu yani geldi değil mi? Yani öyle de bir şey olabilir tabii ki. Ben Parades sürprizinde, hala Parades defterinin kapandığını düşünmüyorum. Zaman zaman çünkü oradan ilgi çekici haberler geliyor. Galatasaray sessizlik içinde bitiriyor bu tip transferleri zaten biliyorsun. Hani yaygara yapmıyorlar, bir anda uçağa indiriyorlar. Ama şu var hocam, nedir ne düşünür bilmiyorum. Bu kadar zengin bir kadro, bu kadar geniş bir kadroda Okan Hoca'nın işi çok zor. Zor. Hem güzel onun için, hem de sıkıntı verici. Niye? Hani bu kadar özellikli donanımlı oyuncuları kulübede bekletmek de çok zor. Onları hazır tutmak ayrı zor. Onları motive etmek, onları üzmemek, hepsini bir arada nasıl yapacak? Çünkü akıllar Şampiyonlar Ligi'nde olacak, işte Avrupa şampiyonluğu birinci hedef. Diğer taraftan lig ne olursa olsun bizim taraftarın gözünde lig şampiyonluğu hep birinci sırada oluyor. Hani rakibin, ezeli rakiplerine o şampiyonluğu yine kaptırmak istemeyecekler. Okan Hoca'nın burada işi gerçekten zor bu kadar şaşalı kadroda. Çünkü kadro ne kadar zenginleşirse, güçlenirse hoca seviniyor ama diğer taraftan başarısız olduğunda anında hocaya fatura kesiliyor bizim ülkemizde. Ya bu kadar iyi kadroyu nasıl bu kadar kötü oynatırsın ki? Ben hiç katılmıyorum. Çok da güzel oynatıyor. Bir kere Galatasaray şu modayı yerle bir etti. Bir ara ligimizde şu vardı. Kontrollü oyun, yana geriye oyun, sabırlı oyun. Galatasaray hiç yana geriye oynamıyor. Sabırlı oynamıyor, kontrollü oynamıyor. Aslanlar gibi bildiği oyunu oynuyor. Zevk alıyor. Biz de izlerken zevk aldık bugün. Şimdi bence şu anda şu maçtan zevk aldık. Oyunun geldiği nokta şu. Artık futboldaki teknik adamlar da basketboldaki koçlar gibi. Çünkü basketbol koçları, basketbol derken NBA ve Euroleague, yani en önemli sahneleri baz alıyorum. Orada 10 dakikalık rol oyuncusu, 15 dakikalık rol oyuncusu. Yani kimin hemen hemen maçta ne kadar süre alacağı ya da sezonda ne kadar süre alacağı belli. Futbol takımlarında bu kadar kaliteli kadrolarda da hocalar muhtemelen sezon başı bunu kafasında planlıyordur. Yani hemen hemen Icardi'nin müthiş oynadığı maçlarda bile bir ben bakan bu göreceğimizi düşünüyorum. İşte Zaniolo oynuyorsa, Tete gelirse diyelim, oralarda değişiklik olacaktır. Zaha oynayacaksa Kerem her maç yedek olmayacaktır. Yani Okan Hoca'nın kafasında buna yönelik çok fazla plan vardır diye düşünüyorum. Ya bir kere tabii çok maç var. Sadece bir tane buradan kaldı, iki tane orada, üç. Minimum 9 maçı var Galatasaray'ın. Hani Avrupa'da. Tabii Şampiyonlar Ligi'nde de 38 maçı var. 47. Ziraat Türkiye Kupası'nı da eklersen dediğim hani gibi yani ortalama 50'nin üstünde maç oynayacak. Tabii ki geniş bir kadro lazım. Ama Tette de alındı varsayarsak. Ya bu kadar geniş bir kanat forveti rotasyonuna gerek var mı? Emin değilim. Hani bence artık Galatasaray'ın Parades'i mi alır? İşte ne bileyim. Bilmiyorum hocam hangi ismi, ismi geçenlerden daha. Ama ben hissiyatımı söylüyorum hep. Bana yönelik seyircilerden, takipçilerimden gelen soruları da hep aynı şekilde yanıt veriyorum. Bu bir haber, yani refleksi evet, değil. Yani radarıma takılan bir şey yok ama sanki bence şu anda ismini hiç bilmediğimiz birisi gelecekmiş gibi geliyor. Stoper'e mi? Hayır, orta sahaya. Yani Torreira'nın yanına. Bakın şimdi Mertens sezona en hazır girenlerden. Hiç bilmediğimiz derken hiç duymadığımız. Evet, iyi geldi, hoş geldi de Galatasaray'da Mertens'e bir şey oldu. Orada Zaha'yı oynatırız, orada Zaniolo'yu oynatırız. Kerem var. Orada Kerem'i oynatırız. Yok bence mı? Orası. Ben sanki hiçbirini, Şampiyonlar Ligi seviyesinden bahsediyorsak ligde oynat. İstediğini oynat. Kerem Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir oyuncu ya. Evet.
Demirbay'ı diyorsun. Evet evet. Ha, o ben Aktürkoğlu'nu diyorsam. Aktürkoğlu hem Demirbay'ı söylüyorum. Aktürkoğlu biraz daha defansa. Soyisimle kullanmak lazım. Karışıyor. Bir iki yılda biraz daha geriye evet, gitti. Yani. Sevgili Serkan'ın söylediğinden ben defansif özelliği de evet. Ön planda olan bir onu da ben 8 oyuncusundan bahsediyorum. Aynen. Tabii tabii ben zaten Kerem, o andan da para desem de önemli daha iyi olan yani. Ama hocam o da son birkaç yıldır 33 milyonun altında izledikten sonra artık biraz daha geride değerlendiriliyor. Tam 10 numara gibi oynamıyordu. Mutlaka bakın günümüzde artık 6 numaralarda 2 tane profil görmeye başladık. Bir Torreira, işin tamamıyla defansif yönü ön planda, bütün boşlukları kapatan, yeri geldiğinde öne destek veren, bir de abartarak söylüyorum, piyano istemeyeceğim Hakan Çalhanoğlu. Hakan Çalhanoğlu 10 numaradan 6 numaraya evrildi.